everybody, how are you today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün In The Classroom ünitemizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Let's start! <laughs> Today what are we going to learn? Evet bugün neler yapıyoruz arkadaşlar? Hemen bakalım what are we going to learn? Bugün neler öğreneceğiz? Asking for clarifications, making simple inquiries. Evet neler yapıyormuşuz? Açıklama istemek nasıl yapılır? Hangi cümlelerle yapılır? Onlara bakacağız. Making simple inquiries. Burada da basit alıştırmalar yapacağız. Öğrendiğimiz kelimelerle ilgili, cümlelerle ilgili hazırsanız başlayalım. Evet biz bazı terimler öğrenmiştik. Sınıfta öğretmenimizin ya da arkadaşımızın bize söyleyeceği talimatlara çalışmıştık arkadaşlar. Şimdi de onları buradaki kelimelerle eşleştirme yaparak bir yazalım. Evet burada tonguç ne yapıyor? The window. Window ne demekti arkadaşlar? Pencere demekti değil mi? Evet tonguç burada pencereyi açıyor. O zaman buradan açmak kelimesini bulalım. Hangisi acaba? Open açmak demekti değil mi arkadaşlar? O zaman ne yazıyoruz buraya? Open the window. Ne demek? Pencereyi aç demek. Peki burada Tonguç ne yapıyor arkadaşlar? Sandalyesinden ayağa kalkıyor, değil mi? Peki burada hangi kelimeyle eşleştiriyoruz o zaman? Stand up. Evet, stand up ayağa kalk demek. Peki burada ne yapmış Tonguç? Hemen bakalım. Evet arkadaşlar, burada sola dönüyor, değil mi? Ok işaretimizi takip edelim. Bu şekilde evet, burası sol taraf oluyor. Turn left. Ne demekti? Sola dön demekti devam edelim. Evet yine aynı şekilde görsellerimize bakıp kelimelerimizi birleştiriyoruz arkadaşlar. Burada tonguç ne yapıyor? Hemen bakalım. Pencereyi kapatmış değil mi arkadaşlar? Ok içeriye doğru dönmüş. O zaman ne diyeceğiz? Pencereyi kapat diyeceğiz. Hangi kelimemizle söylüyoruz? Tabii ki de close kelimemizle. Close the window. Pencereyi kapat demiş olduk. Evet burada Tonguç ne yapıyor? Sırasına oturuyor değil mi arkadaşlar sandalyesine? Ok işaretimiz aşağı tarafı gösteriyor. O zaman Tonguç burada sırasına oturacak. Ne diyoruz o zaman? Sit down. Evet sit down otur demekte. Peki burada ne yapmış Tonguç? Tekrar bakalım. Burada da sağa dönüyor değil mi arkadaşlar? Ok sağ tarafı gösteriyor. O zaman ne diyeceğiz? Turn right. Turn right ne demekti? Sağa dön demekti. Evet burada da asking for clarification yani ne yapıyoruz açıklama istemek isterken hangi cümlelerimizi kullanıyoruz hemen bir bakalım. Excuse me ne demekti arkadaşlar affedersiniz. Evet sonra devam edelim. I'm sorry üzgünüm diyecek ve nedenini söyleyecek cümlesinin devamında değil mi arkadaşlar? Evet bir açıklama yapacak. O zaman buraya da üzgünüm yazalım. I'm sorry. Evet Tonguç'un yüz ifadesine bakın. Üzgün değil mi? Sanırım bir şey olmuş. Annesinden özür dileyecek. Açıklamasını yapacak. Peki burada hangi cümlemiz var? Say that again please demiş buradaki cümlemizde ne demekti? Eğer birisi bize bir şey söylediğinde onu anlayamaz ve duyamazsak bu cümleyle biz onların tekrar etmesini ifade edebiliriz. Tekrar söyle lütfen demek. Evet tekrar söyle lütfen lütfenle de kibarlaştırmış oluyoruz değil mi arkadaşlar please lütfen demek ve burada da bir diyalogumuz var. Bakalım Tonguç ve öğretmeni neyden bahsediyorlar? Evet öğretmenin ne demiş Tonguç'a? Open the window Tonguç. Pencereyi aç Tonguç demiş değil mi Tonguç'a? Evet Tonguç ne demiş peki? Say that again please. Tekrar söyleyin lütfen demiş değil mi öğretmenine? Öğretmenin ne demiş? Tekrar etmiş cümlesini. Open the window. Pencereyi aç demiş. Evet, bu ünitemizde öğrendiğimiz bazı önemli fiillerimiz vardı arkadaşlar. Bunlar sizin öğreneceğiniz çok temel fiiller. Bunları kesinlikle unutmuyoruz. Evet, onlar neler? Biz hemen buradan eşleştirme yapacağız. Evet, hemen başlayalım eşleştirmemize. Evet, burada Tonguç'un elinde bir dürbün var. Uzaklara bakıyor, doğayı seyrediyor arkadaşlar. O zaman bakmak ne demek İngilizcede? Look. Evet, görseliyle aklınızda tutabilirsiniz. Look bakmak demek. Peki burada Tonguç ne yapıyor? Bakın elini kulağına götürmüş arkadaşlar. O zaman ne diyecek? Dinle kelimesini duyacağız burada biz. Listen. Dinle demek arkadaşlar. Evet, burada da elinde kitabı var ve kitap okuyor Tonguç. Peki okumak ne demek? Read. Okumak demek. Tekrar edelim kelimelerimizi. Read okumak. Look, bakmak. Listen, dinlemek. Ve devam edelim görsellerimize. Evet, burada da Tonguç'un elinde kalem var arkadaşlar. Bakın yazı yazıyor. A, B, C, D, İngilizce harfleri yazıyor sanırım. O zaman biz yazmak kelimemizi bulacağız. Burada write, yazmak demek arkadaşlar. Hemen eşleştirelim. Right yazmak. Evet burada ne yapıyor Tonguç? Hemen bakalım boyuyor değil mi arkadaşlar resmi? Evet boyamak ne demek peki? Color. Onu da eşleştirdik. Burada ne var arkadaşlar? Bir yapıştırıcı var. Evet onunla biz bir şeyleri yapıştırırız değil mi? Glue yapıştırıcı demek. Evet o zaman yapıştırmak ne demekti? Stick yapıştırmak demek. Hatta sticker dersek eğer ne diyoruz arkadaşlar? Etiket demiş oluyoruz, değil mi? Biz etiketi ne yaparız peki? Oradan da bu kelimeyi aklınızda tutabilirsiniz. Yapıştırırız, değil mi? Evet, stick yapıştırmak demek. Peki burada tonguç ne yapıyor arkadaşlar? Resim çiziyor, değil mi? Peki çizmek ne demekti? Draw kelimemizde çizmek demekti. Devam edelim kelimelerimize. Evet, burada ne yapıyoruz? Yine bir alıştırmamız var ve bize yazmamız söyleniyor arkadaşlar. Buradaki cümleleri uygun resimlerin altına yazalım. Evet, burada Tonguç ne yapıyor arkadaşlar? Bir balon çizmiş. O zaman ne diyoruz buraya? Draw a balloon. Hemen yazalım. Ne demek peki? Balon çizmek demek. Evet şöyle yazabiliriz. Peki burada ne yapıyor arkadaşlar? Elinde bir makas var ve bir kağıt kesiyor. O zaman ne diyoruz biz buraya? Cut the paper. Kağıt kesmek demek. Evet burada ne yapıyor arkadaşlar? Bir resim boyuyor değil mi Tonguç? Peki ne resme boyuyor arkadaşlar? Balonu boyuyor. O zaman ne diyeceğiz? Balonu boyamak diyoruz. Paint the balloon. Hemen yazalım. Evet. Peki burada ne yapıyor? Bir resim boyuyor arkadaşlar. Buna ne diyelim? Resmi boyamak diyelim. O zaman yazalım color the picture. Resim boyamak demek. Picture resim kelimemizin İngilizcesi. Devam edelim. Evet, yine bir alıştırmamız var. Bizden ne yapmamız isteniyor bakalım? Correct the sentences. Bu cümlede bu sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Cümleleri sıralayın diyor, değil mi? Düzeltiyoruz. Hemen düzenleyelim. That say please again. Peki Tonguç'un resmine bakalım. Evet elini kulağına götürmüş sanırım bir şeyi anlamamış. Bu hangi cümlemizdi arkadaşlar? Say that again please cümlemizdi değil mi? Şıklardan bir gidelim bakalım. Say again that please. Hayır bu yanlış böyle bir şey söyleyemiyoruz. Say that again please. That's right. Evet doğru cevabımızı bulduk. Say please again that. Bu da yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız ne? Say that again please. Tekrar söyle lütfen. Evet burada ne yapıyoruz? Resme bakıyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımızı seçeceğiz. Look at the picture and choose the correct answer. Hemen seçelim doğru cevabımızı. Bakalım Tonguç ne yapıyor? What is he doing? Draw a balloon. Evet bir balon mu çiziyor arkadaşlar? Hayır. Cut the paper. Evet bakalım bir kağıt kesiyor değil mi? Cut the paper ne demekti? Kağıt kesmek demek. That's right. Color the picture. Evet bir resim mi boyuyor peki? Hayır. Doğru cevabımız Cut the paper arkadaşlar. Ne demekti? Kağıt kesmek demek ve burada diğer alıştırmamız var. Yine ne yapıyoruz bakalım? Look at the picture and choose the correct answer. Yine resme bakıp doğru cevabı seçeceğiz arkadaşlar. Bakın burada bir ok işaretimiz var. Tonguç bir yere doğru dönmüş, değil mi arkadaşlar? Peki bu taraf neydi? Sağ taraf oluyordu. Evet, okumuzu şöyle de belirginleştirelim. O zaman biz ona ne diyeceğiz? Sağa dön diyeceğiz İngilizce olarak. Turn right ne demek? Sağa dön demek, değil mi? Doğru cevabımız bu. Turn left ne demek peki? Sola dön demek bu olmaz left. Bu tarafta çünkü. Excuse me ne demek? Affedersiniz demek ama burada zaten öyle bir görselimiz yok. Doğru cevabımız A şıkkı turn right sağa dön demek. Evet arkadaşlar biz bugün neler yaptık hemen bakalım. Evet açıklama istemek nasıl oluyor? Hangi cümlelerle biz açıklama isterken cümlelerimize başlıyoruz? Onları öğrendik. Making simple inquiries basit alıştırmalar yaptık. Öğrendiğimiz kelimelerle, cümlelerle ilgili ve şimdi de sizi ödüllü sorunuza baş başa bırakıyorum. Burada Tonguç ne yapıyor? Bakıyorsunuz ve onun yaptığı şeyin İngilizcesini yazıyorsunuz. Thank you for listening to me. Goodbye. See you. <laughs>